Anadolu'dan 50 yıl önce, 40 yıl önce İstanbul'a göç eden hemşehrilerimiz Anadolu'da köylerini ziyaret ediyoruz. Buradan Kağıthane'den, İstanbul'dan ekip arkadaşlarımız Anadolu'da köyleri, ilçeleri tek tek ziyaret ediyorlar. Ve orada Kağıthane'mizden selamları götürüyorlar. Biz de orada bizleri ağırlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Her birinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Anadolu bir başka, Kağıthane bir başka. Hep beraber birlikte ülkemiz için, yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere tekrar selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Kağıthane yollarında roman oldu, duman oldu. Ne gören var, ne bilen var, unutuldu yalan. Bir gönül yolculuğu, bir selam uğruna hasret duyulan canım Anadolu'ya bir selam yolculuğu. Niyetler önce düştü kalbe. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin öyle güzel bir niyete düşürdü ki gönlünü, bir an düşünmeden koyulduk yollara. Anadolu topraklarıydı rota. Özlem kokan o güzel topraklardı. İçimizde heyecanı dolup taşıran. Kağıthane'den Bismillah diyerek koyulduk yola. Sayısız gönül karşıladı bu yolculukta Mevlüt Başkanımızın selamını. Her ilde, her ilçede, her toprakta içi gülen gözler karşıladı. Gönüllerinin en sıcak yerini aldı Mevlüt Başkanımızın selamını. Selam verdik, selam aldık derken sayısız vilayet sevgiyle dolu bir hal aldı. Niyetler halis, gönüller her adımda heyecanlıydı. İşte böyle sayısız an ve anıyla dolu bir yolculuktu. Bir niyet uğruna çıktığımız. Kopamadık memleketlerden, köylerden, o mis kokulu Anadolu topraklarından. Heybemizde gönül selamı var dedik. Attık adımımızı derken, her seferinde gözler dolu dolu ayrıldık. Her gönülden, her yerden. Kavuştuk kavuşmasına, buluştuk buluşmasına hakkın izniyle de. Bir kez daha hatırlattık kendimize. Memleket özlem sevmez, memleket yalnız bırakılmayı sevmez, gücenir, küser diye. Küsmesin, sevgi selamla, bereket olsun topraklarımız dedik. Tamamladık gönül yolculuğumuzu Allah'ın izniyle bu sefer. Daha çok niyetimiz var, gerçekleştirilme hevesiyle içimizi kavuran. Daha çok gönül var, kavuşma aşkıyla gözleri yollara dalan. Bu yolculukta selamımızı alan, gönlünü açan, bir de gönül selamını veren herkesin gönlüne, yüreğine sağlık. Bu canlarda bu heves oldukça özlemler kavuşmayla taçlanır. Topraklar canı gönülden selamla canlanır. Yine bir gönül selamıyla, selamet ve sevgiyle. Kirli tütünüyle sarlar beni. Kirli tütünüyle yeşiliyle, kahverengisiyle, gök mavisi, bulut beyazıyla bu güzel güne selam olsun can dostlar. Bugün yine düştük uzunca huzur veren bir yola. Bir görevimiz vardı, bilen biliyor.
Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'in özlem dolu öyle bir gönül selamı vardı ki ulaşmayan kimse kalmasın istedi. Bu benim boynumun borcu, ülkeme vefam dedi. Biz de o heyecanla bugün geldik işte o diyarlara. Sayısız saatlerce düştük yollara. Rotamızı hemen söyleyelim. Türk halk edebiyatına yazdığı eserlerle damga vuran Aşık Sümmani'nin yaşadığı güzel Erzurum'un Narman ilçesi bugünkü keşif durağımız. Sümmani değilsin her işe agah. Geçer gençlik, fayda vermez ahuva. İstersen geda ol, ister padişah. Sonunda hak ile yeksan ederler. Efendim, Erzurum programı devam ederken Erzurum'dan yolumuz önce Aşkale'ye. Efendim, sonra Ilıca'ya, sonra Pasinler'e düştü. Pasinler'den vurduk kendimizi Köprüköy'e. Dedik ki burada bir de Narman var, peribacalarının olduğu Aşık Sümmani'nin memleketine şöyle bir yola çıktık. Güzel peribacalarının böyle güzel görselliğiyle birlikte size merhaba diyoruz. Efendim, burası Narman. Narman Belediye Başkan Vekilimiz Sayın, isim alabiliriz. Yavuz Soylu. Yavuz Başkan, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şefa getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir yerdeyiz ya. Çok sağ olasınız. İstanbul'dan buraya gelme zahmetine katlandınız. Bizleri onurlandırdınız. Güzel Narman'ımızı tanıtımına katkı sağladığınız için teşekkür ederim. Önce bir selamı ileteyim sahibine. Narman adına size ileteyim. İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in Narmanlılara ve şahsınıza, belediye başkanımıza çok selamlarını getirin. Aleyküm selam. Bizden de çok selam götürünüz. Ayrıca Kağıthane'de bizim Narman'dan bir evladımız, Narman'ın bir evladı Sayın Lütfi Sevim var, belediye meclis üyesi. Ben de hem başkanımıza hem de meclis üyemiz Lütfi Bey'e selamlarımı iletiyorum. Aynı selamı bir de Mehmet Kızıloğlu var, işletmeler müdürümüze. Aynen. Ona Erzurum'dan selam olsun. Aynen. Bütün Kağıthane'deki Erzurumlara ve bütün Kağıthanelilere canı gönülden selamlarımızı, eyvallah, saygılarımızı Sayın iletiyoruz. Çok güzel bir sosyal tesis gördük. Evet. Yani kendimizi Nevşehir'de zannederken bir baktık ki biz Narman'dasınız. Evet, gelenler öyle diyor. Güzel gösterinin eşliğinde, evet, muhteşem bir yer. Biraz anlatabilir, evet, misiniz bize? Evet, Narman'da. Şimdi biz bu tesisi 2019 yılında belediye başkanımız Sayın Burhanettin Eser, biliyorsunuz o ceza tevkif evleri genel müdür yardımcısı, kendisi hukukçu. Çok değerli bir insan. Onun vizyonuyla buraya bir şey yapalımdık. Bizden önceki belediye başkanı Sayın Ahmet İşleyen bir takım tanıtım faaliyetleri bulmuş ama burada bir tesis yoktu. Burası tarlaydı, ağaçlıktı. Burası böyle dereydi. Biz dedik ki günübirlik bir tesis yapalım. Sağ olsun Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey ile Burhanettin Bey belediyeler ve büyük valilik arasında bir protokol yapıldı. O protokole istinaden projelendirildi. İşte yerlerini biz kamulaştırdık. Sağ olsun Vali Bey kaynak sağladı. Ve neticede Narman Belediyesi'nin yoğun çabasıyla bu tesis bitti. İşletmeye aldık. Mevlüt Başkanımızın selamını sağ salim ulaştırdık. Kendisine ulaştırmak üzere selamı da aldık, koyduk heybemize. Erzurum çarşı pazar, leylim aman, leylim aman, sar gelin. İçimde bir kız gezer, oynanan ölsün, sar gelin. Elinde bir ilkalem, leylim aman, leylim aman, sar gelin. Evet efendim, Narman ilçemizin vallahi Ergazi köyüne geldik. Böyle çok rampaları çıktık ana yoldan. Şöyle bir tepeye doğru çıktık, bir yayla havasının olduğu.
kuşların cıvıl cıvıl ettiği, böceklerin bile öttüğü çok güzel bir köye geldik. Efendim burada dostlar var. Şöyle birer söyleşi yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne? İsmim Mustafa Sevim. Mustafa abi nasılsın? Teşekkür ederim. Mustafa abi kıpkırmızı olmuşsun be. Vallahi. Can gelmiş can. İyisin inşallah. Çok şükür. İyiyim Allah'a şükür. Buradan Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in selamlarını getirdik size. Bizden de onlara selamımızı götürün. Teşekkür ederim. Tüm Kağıthane'ye selam olsun. Tüm Kağıthane'ye, tüm AK Parti teşkilatına selamlarımı söyle. Peki kim var orada Kağıthane'de? Kağıthane'de benim biraderim var. Teşkilatta Encuman. Evet. Adı ne? Adi Lütfi Sevim. Adi Lütfi Sevim'e de selam gönderin. Ona da çok selamımı söyleyin, gözlerinden öperim. Peki. Senin ismin ne? Esma. Esma Sevim. Sevim de. Esma Sevim. Mütçüm Esma Sevim. Esma Sevim. Esma Sevim. Esma Bey'e sallam ki kameraya. He, el sallam. El sallam. Sizin isim ne? Ersoy Sevim. Ersoy'cum nasılsın? İyi Allah'a şükür, sizin sormalı. Hayvancılık yapıyorsun. Tamam. Evet. Burada mera, hayvancılık en güzel değil mi? Yani burada ondan başka bir şey yok. Hayvancılık başka bir kış şey yok. Kış nasıl geçiyor? Değişiyor mevsimlerine göre. Kimi zaman çetin geçiyor, kimi zaman iyi geçiyor. Hmm, evet. Sizin isim ne? İsmim Yasin Sevim. Hep burada sevimler var galiba. Evet, sevimler. Evet, Yasin'cim nasılsın? Teşekkürler abi. Sen arıcılıkla uğraşıyorsun. Arıcılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılık, koyunculuk hepsinden haşır neşir oluyoruz. Bana şeker katayım mı? Yok. Vallahi. Yok. Halis Erzurum şekeri mi katıyor? Yok yok. Şey yok. Saf orijinal Erzurum balı. Orijinal Erzurum balı. Tabii. Narman balı mı? Narman balı. Ergazi çiği. Ergazi'nin dağlarında kekiklerini aldığı bir evet. Bal üretiyor. Evet abi evet. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi ol. Senin ismin ne yakışıklı? Eyüp Sevim. Eyüp Sevim. Senin ismin ne? Emir. He? Emir. Emir. Fazıl Alper. Fazıl Alper. Geçin ayranlar bak ayranlarımız geldi. Vallahi efendim Ergazi'nin burası dedim ya çok bir dağ, dağın yamaçlarında güzel bir köy. Evet efendim Ergazi'de dedi ya hayvancılık bir bakalım bakalım ayranları nasıl. Efendim çok affedersiniz ya. Şöyle geleyim efendim. Vallahi yayık hayranı orijinal. Ne yapalım? Bu sizin içtiğiniz ayranlara benzemiyor. Efendim, Ergazi'ye uğradık. Ergazi'ye bir selam verdik. Bir ayranını içtik efendim. Buradan yolculuğumuz Telli Köyü var. Telli Köyü'ne doğru gidiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Ergazi'ye elveda diyoruz efendim. Haydi bakalım. Gördeye mavi yazma bağlamışam yedi gün yedi gece ağlamışam yedi gün yedi gece ağlamışam halcılar hamamcılar halcılar halcılar kervancılar halcılar. Efendim vallahi Narman'dan böyle dağ yoluyla çıka çıka böyle bir orman köyüne geldik Telli Köyü'ne. İhsan abi zorlar güzel de. Rakım yüksek. Rakım yüksek. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben İhsan Arık. İstanbul Kağıthane'de ikamet ediyorum. İhsan abi sana bir selam getirdim. Aleyküm selam. Kağıthane Belediye Başkanım Sayın. Eyvallah. Bizden de selamlarımızı iletin inşallah kendisine. Ben selamı sana Telli Köyü halkı adına verdim. Eyvallah. Biz de aldık kabul ettik. Eyvallah. Nasılsın iyi misin? İyiyiz elhamdülillah. Şöyle siz nasılsınız? Şöyle bakarsan kameradan. İyisiniz. Sağlığınız saatiniz iyi. İyi şükürler olsun. Yüzüme kan gelmiş. Tabii hava, oksijen, orman, güzellik, yeşillik her şey var. Doğada istediğin, arayıp da bulamayacağın her şey burada var. Yazlıkçısın. Yazlıkçıyız. Kışın kaçıyorsun, yazın geliyorsun. Evet, evet. 6. ayda geliyoruz. 11. ayda buradan gidiyoruz. Buradan Kağıthane'nin mesajın ne? Kağıthane'nin hemşerilerimizin herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum inşallah. Memleketlerinden vazgeçmesinler. Her şey köyüne. Mutlaka ziyarete gitsin. Eyvallah İhsan abicim çok teşekkür ederim.
Efendim dedim ya, çok uzun yollu, böyle dağ yolundan beri virajlı. Yollar güzel ama yukarıya çıktığınız zaman manzara muhteşem. Muhteşem bir köye geldik. İsim ne? Kemal Narmanlı. Kemal amcan Narmanlı. Evet. Orijinal. Evet. Soyada baksana. Soyadım da Narmanlı, kendim de Narmanlı. Nasılsın? İyiyim şükür. Kendin iyisin? İyiyim şükür. Sağlığın saatin iyi. İyiyim. Sana da bir selam getirdim. Aleykümselam. Belediye başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in tüm herkeslere selamı var. Aleykümselam. Bir selamı verdik baba. Evet. Eyvallah. Sizin isim? Ben Sefa Kız Aslan. Aslan Ilıcı'ya Dağda Gül Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İmamlıktan dolayı şu anda Telli Mahallesi'nin görevinde, imamlık görevini yapmaktayım. Nasıl, beğeniyor musun bu köyü? Çok güzel. Karşımızda orman, yeşillik. İhsan abim dediği gibi doğayla iç içeyiz. Yaylaya gerek yok. Aa, size yayla. Hem de Telli yayla. Efendim biz Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in selam yolculuğunda Sıla-i Rahim yaptık. Ve Narman'ın o Telli köyüne geldik. Selamı sahiplerine ilettik. Bizim yolculuğumuz mu? Devam ediyor efendim. Siz de bizi izlemeye devam edin. Haydi bakalım. Rahmette dar sokakta evim var, bana evim var. Evim var, bana evim var. Halkın alır ellerinde gülü var. Halkın alır. Orada koyunlar mı görüyorum? Yoksa koyunların kıykım ayına mı denk geldik Hasan Efendi? Hemen gidelim bakalım orada neler oluyor. Biz merak ettik doğrusu. Ne dağsına bak, hele de bu Osman'ı ne dağsına bak. Hele de bu dağdaşı ne dağsına bak. Hele de bu Osman'ı ne dağsına bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım, hoş geldin. Burada neydisiniz siz ya? Burada bu koyun kırkımı yapıyoruz. Evet, isim ne? İsim Cengiz Atasever, Telli köyünden. Cengiz Bey, koyun kırkısınız. Sezonu mu bu? Koyunlar benim. Ya kurban oldun, bir dur iki dakika. Heh. Koyunlar senin. Koyunlar benim. Hı-hı. Sağ olsun devlet destekli aldık koyunlarımızı. Koyunlarımızı devlet destekli aldık. İşte şu anda kırkım ayı. Kırkımını yapıyoruz. Maşallah. Köyümüzü görüyorsun güzel. Tam yayla. Küçük hayvan başa tam bulunmaz bir yer. Bu şekilde işte işlemimizi yapıyoruz. Koyunların kırkım ayı. Maşallah. Aynı bu şekilde. Efendim Cengiz Bey koyunları kırkıyorlar dedi ki devlet destekli koyun aldık diyor. Önce bir vefayı gösterdi kendiliğinden. Efendim onları hiç yormadan böyle koyun kırkmayla baş başa bırakalım. Bizim yolculuğumuz devam etsin. Size kolay gelsin Cengiz Bey. Haydi bakalım. Bizim de bir sözümüz var ya. Gel söyle. Abi, buradan selamlar olsun tüm Türkiye'ye. Biz Iğdır Bulakbaşı köyü ekibiyiz. Buradan şu an koyun kırkımını yapıyoruz. Koyun çiftini 50 TL'ye koyun çiftini kırkıyoruz. Buradan bütün Erzurum halkına sesleniyorum. Bizi arasın. Telefonum altta yazılıdır. Reklam yapıyor kendi kendine dağın başında. Efendim, kral reklam yapıyor dağın başında. Efendim onlar bir kez daha. Koyun kırkmayla baş başa bırakalım. Bizim yolculuğumuz devam ediyor. Haydi bakalım. Ne keyifli bir sohbetti. Selam verdik, selam aldık. Hadi devam edelim köyü gezmeye. Yeşilin tadına, toprağın kokusuna doyalım dedik de bu kadarını da beklemedik doğrusu. Her anımızı keyifle geçirdiğimiz güzel Erzurum'un Narman ilçesine veda vakti geldi çattı ne yazık ki. Ayrılmak istemesek de yeniden gelme ümidiyle veda ediyoruz bu güzel şehrin güzel doğasına ve insanına. Mevlüt Başkanımın selamı sağ salim ulaştı ya, bunun içinde içimizde bir huzur var, sormayın gitmesin. Yeniden yeni gönüllere birlikte kavuşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.